Evet, herkese merhaba. Bugün Kadir Mısıroğlu'nu patlatıp patlatıp parçalayacağız. Parçalıyoruz serisinin yeni konu Kadir Mısıroğlu. Kadir Mısıroğlu için çok çalıştık, çok heyecanlıyız. Yanımda Ömer var. Nasılsın Ömer? İyiyim. Çok güzel bir ortamda. Çok müthiş bir ortam. Anlamlı bir ortamda çekiyoruz. İnşallah kamera arkasında gösteririz. Evet, gösterme gerçekten ben de çok istiyorum. Burada imkansızlıklardan güzel bir kadraj oldu bence. İnşallah. Ne diyorsun? Gerçekten 3 saattir uğraşıyoruz. Evet. Ama aynı zamanda videoda çok uzun uğraştık. Ve bugün Kadir Mısıroğlu'nu birkaç temada çürüteceğiz. Aynen. Nedir abi o temalar? Şimdi Kadir Mısıroğlu ile ilgili bence önemli noktalar. Bir, anti kemalizmidir. Çok meşhurdur. Feci. Yani anti kemalizmin böyle vücut bulmuş hali gibi bir şey. Mesela anti kemalizm var, anti kemalizm var. Bu biraz taşra anti kemalizmi mi denir? Hani biraz bel altı anti kemalizm gibi. Bel altı, küfür. Hakaretler. Aynen. İftira veya işte imalar. Evet. Atatürk üzerinden tabii kemalist kadrolarla da benzer bir hesaplaşma var. İsmet İnönü aynı şekilde. Ve bu kadroların bir ürünü olan Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması'na çok ciddi takık. Bir de Kadir Mısıroğlu'nun esasen insanların daha çok bildiği garip açıklamaları. Yani insanlar onu daha çok görüyor. Aslında Kadir Mısıroğlu'nun o kadar garip olmayan açıklamaları da var. Çok var. Anlattığı böyle hani kendi teorisini kendince dayandırdığı bir şeylerle kanıtlar sunarak anlattı. Ama bir de çok garip açıklamaları var. O garip açıklamaları da izleyeceğiz. Kadir Mısıroğlu abi bir de o alternatif tarih dediğimiz tabii. İşte böyle 2. Abdülhamit üzerinden işte İslam, hilafet, işte Kızıl Sultan'a karşı Hamit devri ve onu bir Atatürk'ün karşısına konumlandırarak hani Türkiye'de o İslamcı cenahın, jargonun, siyasetinde önemli kurucu fikir babalarından biri. Biri oluyor, evet doğru. Hatta yani onu Kadir Mısıroğlu yapan şeylerden biri de Atatürk'e bu kadar hani sertçe saldırabilmesi. Bir de abi hikayeler çok. Bir konuşmada birbiri ardına alakasız bir sürü hikaye anlatabiliyor bu bahsettiğin şey. Bu bir başarıdır yani. İyi bir hikaye anlatıcısı diyorsun. İyi bir hikayesi ve iyi bir hafıza var. Şurada şu efendi şunu şöyle yazmış, böyle yazmış. İşte bazıları yanlış çıkıyor ama yine de orada bir şey başarısı var. 10 dakikada 50 tane şey söylüyor mesela. Biraz hani böyle meddahla bir böyle tarihçi arasında bir şey. Aynen. Yani hani tarihçi gibi o figür ön planda ama meddah aslında. Hani hikaye anlatıyor. Hikaye anlatıyor. Evet. Oradan buradan dinliyor ve insanlara böyle onları heyecanlandıran şeyler anlatıyor. Tarihçiliği ama pseudo tarihçilik biraz. Evet, yani şey değil. Bugünkü bildiğimiz anlamda daha akademik tarihçilikle tabii, pek bir alakası yok. Tabii. Duydum böyle bir şey varmış. Biraz fısıltı tarihçiliği. Pseudo tarihçilik diyorum. İşte İlk konuyla başlayalım. Mustafa Kemal nefretiyle başlayalım. Mustafa Kemal bir konuşma başladı. Rakı sesini bozmuş. Türk milleti zekidir. Çalışkandır. Ben çocuktum, derede balık tutuyordum, taşın altından bir avuç balık aldım zannettim. Yılan çıktı ki yılan. Korktum belli etmedim, savurdum. Hey! Adım çıktı yılan tutuyor diye. Hoşuma gitti. Mustafa Kemal'e hücum ederken o yılanı tuttuğum zevki duydum hayatım boyunca. Yılan kafası eziyormuş gibi kürsüyü yumrukladım. Darmstadt'ta bir konferans verdim, Amerika'dan gelmiş birisi, bir genç kamerayı aldı. Amerika'ya döndü, bana telefon ediyor. Diyor ki ben fark edemedim. Elin kanamadı mı? Ne oldu? Bardağı kaldırır vururken 3 defa bardağı kırmışım. Yenisi gelmiş. Haberim yok. Vallahi haberim yok. Elin kesilmedi mi diyor bana. Amerika'dan telefon ediyor. Kelime telaffuzla canlanır. Öfkeyi ifade vardır. Kızmayan adam mason ruhludur. Uzu fillah, hubbu fillah. Allah için öfke, Allah için muhabbet. Müslümanın ölçüsü budur. Evet, iki tane video izledik. Evet. İlki işte rakı içmekten sesi bozulan Mustafa Kemal. Zannetmiyorum. Öyle bir şey olmaz. Yani, çok içmediği için farkında değil galiba. Şöyle. O seslerin öyle gelmesinin bir sebebi de o dönemki hani kayıt cihazlarının etkisi. Evet. Hani bunu ona bağlaması vesaire ama muhtemelen bunun farkındadır. Tabii yani bilerek onu yapıyor. Evet. Yani dalgaya vuruyor vesaire. İkincisi ise daha garip bir hikaye. İşte çocukken yakaladığı yılanın başını ezmekle işte Mustafa Kemal arasında bir bağlantı kuruyor. Ama zihin yapısını iyi vermiş o video. Yani ortada bir düşman var. Evet. Bu düşman Atatürk. Ve bütün hayatını bununla mücadeleye adamış ve şimdi böylesine nefret edilen bir figür olunca da doğrudan nefret ettiğim bir adam var ve amacım bununla savaşmak. Dolayısıyla Kadir Mısıroğlu'yu tarihçi olmaktan alıkoyan en önemli şeylerden biri bu bence. Yani nefret daha önde geliyor. Dolayısıyla bir hakikat duygusu yok. Yani mevzu zaten bir şekilde bu ekibi Mustafa Kemal ve yanındaki Kemalist kadrolara saldırmak. Evet. O yüzden de gerçekliği eğip büküyor. Çok, çok fazla. Yani Mustafa Kemal veya başkasını hani sevmeyebilirsin. Sevmeyebilirsin. Hatta evet. Saygı da duymayabilirsin. Evet. Ama hakkaniyetle yaklaşmak gerekiyor bence. Dönemin tarihi koşulları içerisinde ne yaptılar, ne yapamadılar, neyi hedeflediler, bunu yaparken niyetleri neydi? Hani bu bir hakkaniyet gerektiriyor en azından. Burada o hakkaniyetin kaybolduğunu şöyle anlayabiliyorsun. Hani burada bir düşmanlık var gerçekten. Artık bu bir rakip, bir düşman. Aynen. Onu böyle yok etmek istiyorsun. Hatta yani o dönemde bunu bu kadar parlatan şey de bir etki tepki meselesi. Hani aynen. Mustafa Kemal işte koruma kanunları işte
her yerde büstlerin oluşu vesaire, o naratif bir yandan yayılırken bir yandan da insanların bu konuda çok konuşma imkanı verilmiyor. Ama Kadir Mısıroğlu işte biraz deli dolu. İşte yani. Ağzına gelen her şeyi söyleyen bir karakter olarak bu düşmanlık üzerinden kendine bir karakter tabii. yaratıyor. Bu düşmanlık üzerinden kendine bir takipçi kitlesi yaratıyor. Yani şunu kabul etmek lazım. Atatürk'ün yaptığı devrimler ve Cumhuriyet kurucu kadrolarının zihin yapısı Türkiye'deki bir kesim için çok da makbul değildi. Evet. Bu kesim kendilerini daha dışarıda veya bunun karşısında hissettiler. Orada konumlandılar. Evet. Ama bu kesim konuşamıyordu da çok. Yani Türkiye'de muhafazakarlar veya İslamcılar her kimse çok özgüvenli değillerdir. Geçmişte de değillerdi. Şu anda da bence o kadar değiller. Bu özgüvensizlik içerisinde bir adam çıktı. Yani Kadir Mısıroğlu'nun hikayesi aslında muhafazakar İslamcılar için. Kimse işte onu sevenler. Onlar için bu. Bir adam çıktı. Korkusuzca saldırıyor. Ya bu saldırı belki bel altı olabilir. Yalanlar olabilir. Fark etmez. Buradaki olay aslında birinin hakikati saldırabilmesi. Yani tırnak için hakikati söylemesi. Ya, ya en azından bizim kanattan biri çıktı ve konuşuyor abi. Evet, cevap için, veriyor. Yani onlar aynen. açısından hakikat dediğim. Dolayısıyla o yüzden önemli bir figür oluyor. Kendi cenahı için. Kendi camiası için. Tabii. Yoksa muhtemelen İslamcılar da Kadir Mısıroğlu'nun üstad her dediği doğrudur. İnanmıyorlardır herhalde. Evet. Yani rakı içmekten Mustafa Kemal evet. Lisesi'nin inceldiğine inanmıyorlardır. Biz bu Kadir Mısıroğlu parçalama meselesini konuştuğumuzda işte Ozan Hoca ile tanışmıştık. Hı. O şey anlatmıştı. Yani Kadir Mısıroğlu yanına gidenleri özgüven aşılardı. Hani özgüven verirdi ve o adam o sohbetten çıktığında sanki dünyayı kurtarabilecekmiş gibi hissederdi diye anlatmıştı bize. Buradan aslında Atatürk'ü ve Kemalist kadroları nasıl suçladığına dair bir video izleyelim. Oradan ana anlatıya geleceğiz. Onun üzerine biraz konuşalım. Evet. Onun Kürt'le Türk'le bir işi yoktu. İslam'ın yerine bir şey koymak için ne mutlu Türk'üm diye ne dedi. Elhamdülillah Müslüman'ım deme. Ne mutlu Türk'üm de. Ama onu da becerip söyleyemedi. Şuur altı baskısıyla ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Yani diyebilene. Ben diyemiyorum demektir. Hasret ifade eder. Ne mutlu ki Türk'üm der bir adam eğer Türklükle iftihar edecekse. Ne mutlu Türk'üm diyene demek ben diyemiyorum demektir. Zengin ne mutlu zengine demez. Fakir ne mutlu zengine der. Sıhhatli bir adam ne mutlu sıhhatliye demez. Ne mutlu ki sıhhatliyim der. Ne mutlu sıhhatliye sıhhati bozuk olan der. Buradan Mustafa Kemal'in şuur altını okuyabilirsin. Çünkü bu düşünmeden, vehleden söylenmiş bir sözdür. Onun şuur altıdır. Kendin Türk hissetmediğinin bir ifadesidir. Evet. Mustafa Kemal'e Türk değil, Türk hissetmiyor. Evet. Siz ne diyorsun? Güzel bir linguistik linguistik psikanaliz ve linguistiğin birleşimi olan bir şey. Şimdi Türkçe açısından doğru olabilir. Ne diyorsun? Şimdi bu aslında Türk Sünni çizginin taraftarlarında Balkanlardan gelenleri Türk olmamakla suçlamak hep vardır. Bu doğru. Bu günümüz siyasetinde Selanikli. Selanikli hatta Mustafa Destici hatırlıyor musun? Erkan Başa şey demişti. Ne? Tito artıkları demişti. O ama Yugoslavya'dan gelmiş gerçekten. O öyle ama hani bu Selanik'ten gelenleri veya işte Makedonya'dan veya bu Yugoslavya'dan falan gelenleri böyle Türk olarak görmeme. Bunlar zaten Anadolu'nun öz evlatları değiller. Gibi bir alttan alta vuruş vardır her zaman. Burada hani Mustafa Kemal'i yani o tam Türk Sünni BBP MHP çizgisinde falan çok sık karşılaştığımız bir ifade. Abi hikayeyi oraya getirirsen hani kim etnik Türk? 7 göbek sonrası işte Orta Asya'ya gidiyor 10 göbek sonrası. Böyle bir şey zaten yok. O zaten saçmalık yani. Mustafa Kemal Türk değil. İşte bundan sonra İsmet İnönü dersinde. İsmet İnönü Ermeni. Burada büyük bir anlatı var. O anlatı da şöyle kuruluyor aslında. Mustafa Kemal Türk değil. İsmet İnönü Ermeni. Mustafa Kemal hatta sabateist olabilir. Burada bir elit var. Yönetici elit. Kemalist elit. Bunlar ne Türk ne Müslüman. Bunlar masondur da. Ne bileyim işte İttihat Terakki de varlar buraya masonlar diye. Bunlar Türk milletinin başına çorap örmeye gelmişler. Komplocular. Yani bunlar komplonun bir parçası. Bir parçası. Da. Aynen. İngiliz ajanı oluyor. Batı işbirlikçisi oluyor. Yani günün sonunda Kemalist kadroların suçlandığı şey şu. Bunlar vatan haini. Abi yani bak anti Kemalizm çok gördüm. Çok hikaye gördüm. Sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan haini olduğu bir hikaye ilk kez dinliyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya her yerden vurun da buradan nasıl vuruyorsunuz? Ben şok şimdi oldum bu ya. Aslında ne mutlu Türk'üm diyenenin de bir anlamı var. Şu gerçeklik var abi. Ne mutlu Türk'üm diyene şunun farkında. Anadolu'da birçok farklı mezhep var. Ve ne mutlu Türk'üm demiyor da ne mutlu Türk'üm diyene. Yani aslında bir davet de var orada. Yani ben her ne kadar bunu eleştirsem de bunu kabul etmek lazım. Aslında bu orada bir davettir. Ne mutlu Türk'üm diyene. O yüzden hani diyebilene sen olmasan dahi ne mutlu Türk'üm diyebiliyorsan artık sen onun bir parçasısın. Evet. Ne mutlu sıfatının içindesin. Doğru. Dolayısıyla burada dediği şey de yani Freudian slip mi diyorlardı buna? Freudian slip'ten ziyade bu yapısalcı vatandaşlığın da parçasıdır. Aynen o şey zannediyor ama. Freud'un slip oldu aynen, burada. Yani aynen. Aslında Türk'üm diyemedi. Türk'üm diyemedi. Ama zaten orada aslında tam tersine üst kimlikte bir Türklükte
Yaratma çabası var. Abi bir de Atatürk Arnavut da olabilir. Ama zaten orada yaratılan bir Türk ulusu var. Ve o Türk ulusunun parçaları senin de dediğin gibi farklı etnisitelerden olabilirler. O biraz hikayedir. O yüzden şeyin bir anlamı da yok. Mesela 5 göbek sonrası Arnavut olsa Atatürk ne olacak? Bunların bir manası var mı? İşte burada onu dejenere olmakla suçluyor ya. Yani mesela dejenere olan, komple ören, Osmanlı'nın sürekli çıkarlarının tersine gelen. Tam o narratifin bir parçası. Tabii şeyde diyor. Türkiye'de şu an 500 binde 1 milyon arası Ermeni var. Bunlar yönetici pozisyonlarında. Bunlar Türkiye'yi yönetiyorlar ve Türkiye'yi kötü bir yere götürüyorlar. Mesela bak Yalçın Küçük'te de vardı bu. Şu an Murat Bardakçı Fatih Altaylı olan programını izlediğimde o diyor ki nerede hak edilmemiş bir pozisyona gelmiş biri varsa Yahudidir. O Yahudidir diyor. Şimdi ama aslında daha ileri de gidecek. Bu komploların bir kısmı da milli mücadeleyle ilgili. Evet. Ve milli mücadeleyle ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıyor. Çok şaşırdım buna da. Onu izleyelim. İzleyelim. Bu biraz sonra sıkıldı. Tamam gideceğim dedi. Çıkarın beni. Bunu mevcutlu olarak Anadolu'ya postaladı. Bu gitti. Bu mücadele sökmez. Ben buna inanmıyorum dedi. Mustafa Kemal Paşa ona dedi ki seni ben İstanbul'a geri göndereyim. Rahip Fro, o zaman İngiliz entelijansının başı, sana derse ki biz Yunanları surete Anadolu'ya çıkarttık. Onlara yardımı keseceğiz. Onları mağlup ettireceğiz. Siz bu zaferi kazanacaksınız. Bunu İngiliz entelijansının başının ağzından duyarsan inanır mısın? Güvenir misin bu harekatın sonunda bizim lehimize biteceğini? Tabii o zaman güvenirim dedi. Burada milli mücadelenin arka planına ait de çok söylenecek söz var da herkes İsmet Paşa gibi kanunla korunmayan bir adam değil. Söz başka tarafa değer. Bu o mektubu haiz olarak İstanbul'a geldi. Bu da bilinmeyen bir iştir. İstanbul'a geldiği zaman gazeteler buna haber yaptı. O günün gazetelerine bakanlar görür. Haydarpaşa garında İngiliz inzibatları etrafını sardı. Çünkü Kuvayi Milliye'ye yardım edenlere verilecek ceza idam. Duvarlar bu ilanlarla dolu. İdam kelimesinde Elif'in boyu bir metreden büyük. İsmet Paşa Anadolu'ya iltihak etti diye gazeteler manşetten haberi vermiş. İsmet Paşa İstanbul'a geliyor. Dedi ki ben elçiyim, Rahip Fro'yla görüşeceğim. Mektubu gösterdi. Görüştü ve geriye gitti. Ondan sonra Garp Cephesi kumandanlığını aldı. Evet, İsmet İnönü İstanbul'a geldi. İngilizlerden onay aldı. İngiliz istihbarat şefiyle görüştü ve milli mücadelenin başarılı olacağına inandı yani. Yani daha doğrusu bunun aslında daha baştan başarılı olacak bir proje yani olduğunu gördü ve milli mücadeleye daha mutmain bir şekilde katıldı. Yani bir de öyle anlatıyor ya, Atatürk de geldi konuştu. Atatürk dedi ki buna, İsmet o zaman ben seni İngilizlerle görüştüm, inanır mısın? O da tamam inanırım o zaman dedi. Abi böyle bir tarihçilik olur mu ya? Bu kahvehane tarihçiliği dediğim bu. Yani bir hikayeler anlatılıyor. Kaynaklar soru işareti. Kaynakları boş verin. Ya bu nasıl bir hikaye? 1920'de İngilizler tamamen bir düzen olsun diye, yani bir komplo olsun diye Yunanlara destekler gibi görünmüş. Aslında Türklerin kazanmasını istiyorlarmış. Ama ne hikmetse Yunanlara desteklemeye devam etmişler. Türklere de hiçbir destekte bulunmamışlar. Sonunda Yunanlar da plana uygun bir şekilde kaybetmiş ve Türkiye'de onların istedikleri rejim kurulmuş. Buna ne diyelim abi? Bu nasıl bir komplo? Akıl dışı değil mi bu? Şunları görmek lazım. Şeye aslında benzettim ben. Hitler. Hitler'i aslında Yahudiler şey yaptı. Devleti kurdursun. Aynen. Ya. Abi yapmayın ya. Yapmayın ya. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi abi aslında biraz zaten uluslararası tarihi bilince şunu görüyorsun. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Lloyd George patlıyor. Evet. Yani dolayısıyla İngiltere'de de savaşı devam ettirmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu işgal ettirmeye yönelik çok ciddi bir kamuoyu baskısı var. Hani bizim orada ne işimiz var bilmiyorum. Yapmayın diye. Yani, aynen öyle. Zaten hani savaşlar sonuçta maliyetli şeyler ve insanlar hani Almanya'yı zaten dizginledik. Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde ne hakkımız var gibi bir tartışma yürüyor İngiltere içinde. Bir de Sevr'in bu kadar uzun sürmesinin sebeplerinden biri. Hani mesela Versailles çok daha hızlı oluyor. Biraz, ama Sevr 2-3 sene bir tartışılıyor. Çünkü işte Yunanistan Anadolu'ya çıkacak mı? Fransa bundan rahatsız oluyor. İşte Anadolu'da bir İngiltere böyle şeyi gibi, süzerenliği gibi bir devlet olacak. İşte İtalya bekleneni bulamıyor. Aynen, işte, aynen Suriye ve Irak'ta İngiltere Fransa kapışmaya çalışıyor. Zaten Sovyetler bütün gizli şeyleri ifşa etmiş. Hani nasıl bölüşelim kavgası var. Deli gibi bir nasıl bölüşelim kavgası var. O sürede zaten Türkiye'deki ulusal hareket örgütleniyor falan filan. Dolayısıyla öyle şey gibi bir durum da yok. Her şeyi çözen, her şeyi gören bir devlet ortamı Britanya yok. Britanya her şeyi kurguluyor. Değil, çünkü Britanya'da zaten kendi iç karışıklığı içerisinde. Fransa ile sürekli kavgalı. Yunanistan'a işte istediklerini veriyor, vermiyor falan. Yani öyle bir ortam da yok zaten. Evet. Hani bunları düşünmek lazım. İşte öyle istihbarat şefi gelecek. İşte evet, her şeyi ayarladık diyecek. Bir de nerede mesela destek olmuşlar Türkiye'ye, ben onu da anlamadım. Yani hangi açıdan Türkiye'yi desteklediler de savaş Türkiye lehine bitti. Ya bir de abi Kütahya Eskişehir'de neredeyse gidiyordu hani, da. Gidiyordu yani. Hani, aynen. İşte film, yani öyle bir film yazıyorsun ki hani tam
Giderken aslında güzel. Yazsan böyle zaten. Pilot twist. Tam giderken evet. Döndürme. Ya bununla alakalı olarak mesela şeyi de söylüyor. Bu Yunan Savaşı'dır. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani burada ana fikirlerden biri de şu. Kurtuluş Savaşı yedi düvele verilmiş bir savaş değildir. Aslında bir Türk-Yunan Harbi'dir. Çok büyük bir savaş da değildir. Böyle bir anısı da var. Şimdi bu anlatı çok yaygın bir anlatı. Selam Çanyan da bunu yapar. Haklılık yönü vardır. Haklılık yönü. Temelde Türkiye ve Yunan insan arasında olan bir savaştır yani. Evet. Bu yönü haklıdır. Ama şey de değildir yani. Çöptür bu savaş. Hiçbir manası yoktur. Oraya getiriyorlar hikayeyi. Ya aslında Kurtuluş Savaşı'nda dair bence bizim eğitim sisteminde de bir hata var. Abartıyor mu diyorsun? Şu abartıyor değil. Abi aslında savaşın temel boyutu diplomasi. Aynen. Ya burada çok iyi bir diplomasi var. Sonuçta düşün. Osmanlı'nın İstanbul Meclisi ve onun 600 yıllık temsilcisi işlevsiz. Yani meclis 600 yıllık değil de işlevsizleşmiş. Sonra Anadolu'daki kumandanlar ve işte yerel idaredeki veya işte meclisteki insanlar bir araya geliyor. Ankara'da bir hükümet kuruyor. Bu gidiyor Sovyetleri ikna ediyor ki kolay olmuyor. Birinci ve ikinci Yunan savaşlarından sonra bunlar da iş var dedirtiyorlar. Fransa'yı yanlarına çekiyorlar. İtalya'yı yanlarına çekiyorlar. Oradaki karşı bloğun kendi içindeki çekişmelerden ve dengelerden yararlanıyorlar. Tabii yani. Kimseyle savaşmayıp sadece Yunan'la savaşmak da bir başarıdır diyorsun sen. Ya bir başarıdır. İkincisi bu devletler kurduğun ilişkilerle aldığın topraklar veya kendini bir resmi organ olarak İstanbul'a ve diğer ülkeleri kabul ettirmek de başarıdır. Ama bak şey de var. Şimdi burada diyorsun ya Yunan Savaşı ya önemli değil. Eyvallah şu an hani daha büyük bir perspektiften bakıp şeyi anlayabilirim ya. Biz kimlerle savaşıyorduk? Yunan ne? Ya kardeşim sen Osmanlı çökerken de Yunan'dan bile tokat yiyecek durumdaydın yani. Sen Balkan Savaşları'nda seni tokatladılar. Bulgaristan garip grup Balkan devletleri seni tokatladı. Senin öyle böbürlenecek bir halin de yoktu. Dolayısıyla ortada şey de yok ki. Son zamanlarda çok başarılı olmuş bir ordu da yok. Herkesten tokat yiyorsun zaten. O yüzden Yunan'ı yenmek de az buz bir şey değildir. O konjonktürde değildir. O tarihsellikte değildir. Ya bir de çok ciddi işte savaştan kaçmalar falan var. Ordu zaten neredeyse lağv edilmiş durumda. Hani bir Doğu orduları komutanı Kazım Karabekir falan var. Bu arada şu çok önemli. Abi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tek revizyonist ülke Türkiye. Bunu Lozan'da konuşalım. Tamam. Lozan'a gelelim buradan. Yani ona sunulan şartları kabul etmeyen tek ülke Türkiye. Bu önemli. Lozan'a gel buradan. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekenamesi'nin hine akdinde fiilen veya hukuken bizim olan yerler dışında ahalisi Müslümanlarla meskun olan yani Ceziretül Arap vesaireden de re'sen vazgeçmiyor misak-ı milli. Ancak bir plebisit ayrılmak isteyen ayrılsın kalmak isteyen kalsın diyor. Buna göre delillerini zikrederek size anlattım ki Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Antakya, Halep ve Musul misak-ı milliye dahil arazi parçalarıdır. Her birinin misak-ı milliye dahil olma şeraitini de anlattım. Kimi hukuken, kimi de fiilen elimizde bulunmakta olduğundan misak-ı millinin çizdiği asgari vatan hudutları içindeydi diye anlattım. Bunlardan şu saydığım yerlerden hiçbiri kurtarılamamıştır. Bunu bir başka noktayı nazardan size izah ettim ki mümkün olan yapılmıştır. Bunlar mümkün olamadığı iddiası da millet muvaciyesinde kuyruklu bir yalandır. Çünkü dedim size Lozan zabıtları ortadadır. Bugün Latin harfleriyle de basıldı. İsteyen baksın ben iddia ediyorum. Bunların hiçbiri istenmiş ve alınamamış değildir. Elbette istenmeyen talep edilemeyen bir yer alınamaz. İstenmiş ve alınamamış olmak vasfıyla bir tek istisna mevcuttur bu kayıp tablosunda, o da Musul'dur. Bununla beraber size izah ettim ki orada da Musul'u dava etmekte yanlış hareket edilmiş. Araziyle birlikte petrolü de kurtarmak davası peşinde koşulmuş. İkisi de kaybedilmiştir. Lord Curzon'un hatıratını işhad ederek, şahit göstererek size izah ettim ki onlar petrol peşindeydiler. Araziden vazgeçmeye dünden razıydılar. Yeter ki petrol üzerinde bir imtiyaz alalar. Fakat Türk heyetinin gafletinden dolayı bu da kurtarılamamıştır. Şimdi bu argüman çok basit. Misak-ı milli var. Biz demişiz ki bizim vatanımız burasıdır. Buradan her geri çekilme de bir hezimettir aslında. Yani burayı kurtarabilmek lazımdı. Orada saydığı yerler aslında bugünkü Türkiye'yi oluşturmalıydı. Biz buraları alamadık, kaybettik. Dahası bazı yerleri aslında istemedilerdi. Batum'u Sovyetlerle olan anlaşmada, demin bahsettiğim anlaşmada veriyorsun Sovyetlere. Seni tanısınlar vesaire. En azından Erzurum'u Kars'ı alasın diye. Abi sen Batum'u yazmışsın oraya. Misak-ı milli bu benim demişsin. Sovyetler diyor ki Kars Ardahan bizim kardeşim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra talep ediyor. Evet. Değil mi? Senin etrafında dönen bir dünya var. Bir de karşılarının dünyası var. Bir de karşılığının talepleri var. Sen dediğin zaman Batum Türktür. O gerçek olmuyor. Karşı tarafın da bir beklentisi ve talepleri var. Bugün benim misak-ı milli, benim sınırlarım bunlardır. Ben bunu istiyorum. Eyvallah sen onu istiyorsun da. Anlaşma böyle bir şey değildir ki zaten. Anlaşma nedir abi? İki
ilişkimizde bir orta noktaya geliriz değil mi? Senin taleplerin var. Tamam, misakı milli. Bir de karşının talepleri var. Karşının talepleri ne? Serv, değil mi? Serv'i örnek alalım. Senin dediğin şey. Serv'le Lozan'a bakın. Bir de misakı milliye bakın. Aradaki fark işte uzlaşmadır. Ya işte orada başarılı mı başarısız mı ölçeğini şöyle ölçmek lazım. Serv aslında fonksiyonu bir ucu. Aynen. Diğer ucunda da misakı milli var. Hı-hı. Lozan ortada. Bu fonksiyon neresinde? Bence ortadan ziyade misak-ı milliye daha yakın. Dolayısıyla tabii. Hani bu açıdan daha hani başarı veya başarısızlıktan ziyade sonuçta var olan, ortaya konan hedefe yakın. Yani şu denebilir, gerçekten o dönemde Mustafa Kemal'i biraz daha pasivist siyasetle suçlayanlar var. Yani maksimalist olmadı. Maksimalist olmadı. İşte Mısır Kerkük'e yürüyebilirdi. İngiltere'yi karşısına alıp Irak'ta, Suriye'de toprakları alabilirdi. Zaten İngiltere zayıflamış. İstanbul'u sana bırakmış. Ülke içinde de ciddi bir karışıklık içerisinde. Orduyu toplayıp yürüseydi. Biz ona hazırız dedik. Bir de şey iddiası var. Musul'u zaten onlar bırakmaya razıydı, eğer barışı bu engelleyecekse. Tamam yani Musul'da veririz diyorlardı diyor. İşte aslında hani ben biraz şimdi Kadir Mısıroğlu'ndan çıkıyorum. Hı-hı. Mesela Yalçın Küçük falan da biraz Mustafa Kemal'i maksimalist olmamayla suçluyor. Bunu savunanlar biraz şey gibi anlatıyor. Mustafa Kemal de hani ilk adımı işte ülke içindeki o meşruiyeti sağlamak, hı-hı, ülkeyi tekrar böyle konsolide etmek, siyasi istikrarı sağlayabilmek. Bu bundan tartışılabilir dolayı, bu arada bence. Bu tartışılabilir. Buna gelen cevap da şu. Ya bir Türk ve seküler cumhuriyet kimliği kurmak yerine Osmanlı devam etseydi o kültürü, Müslümanlık, hı-hı, ağırlıklı Osmanlı kimliği devam ettirseydi hala Mısır Kerkük'ü alabilirdi yani. Hani en azından orada, hı-hı, bir meşruiyet kurabilirdi gibi bir tartışma devam ediyor erken, evet, döneme dair. Ya bence bu tartışma mantıksız bir tartışma değil. Deli saçması değil. Ama oradaki sorun, atladığımız nokta şu. Tamam, sen Kurtuluş Savaşı falan yapmışsın da o savaş, sen ne diyorsun? Yunan Savaşı diyorsun. Yani İngilizler de diyor ki siz 1. Dünya Harbi'nde yenildiniz. Değil mi? Ya sen Lozan Anlaşması'nı kimle yapıyorsun kardeşim? Yunan'la mı yapıyorsun? Yunan'la yapmıyorsun. Orada bir ton devlet var değil mi? Orada Fransız da var, İtalya'da da var, Büyük Britanya'sı da var. Bu adamlar yenilmediler ki. Bu adamlara sen nasıl ben aslında galip geldim ayağa çekeceksin? Sen kaybetmiş bir milletsin günün sonunda. Ha ama o kadar da kaybetmedin. Bir direniş de gösterdin. O yüzden revizyon alabildin dediğin gibi. Ama ben şuna inanmıyorum. 1923'te öyle bir noktadaydı ki Türkiye Devleti istediği şeyi yaptırabilirdi. Bu kadar değil. Bu arada zaman içinde yani yine Yalçın Küçük'ün başı eleştirse bile zaman içinde şöyle bir okuması var. Asıl Türkiye misaki milliyi zaman içinde alıyor. Ne mesela? Hatay'ı alıyor. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazlar üzerinde egemenliği kuruyor. Sonra Kıbrıs. Aynen, Kıbrıs geliyor. Hatta böyle daha ne Osmanlıca okuyacaksan şimdi Suriye, Irak falan filan. Hani doğru. Aslında böyle bir gelişleme eğilimi var Türkiye'nin. Evet. Ama mesela bak Lozan'la alakalı şunu da der Kadir Mısıroğlu. Ya adaları da istemediler. Ha evet. Adaları Lozan'da kaybettik. Evet. Mesela adaları Lozan'da kaybettik iddiası da aslında olgusu olarak hatalı bir iddia. Sen adaları zaten 1912'de bir İtalyanlara Trablusgarp sonrasında kaybetmişsin. IŞİD ile bir vermişsin. Sonrasında onlar, İtalyanlar adaları tutmaya devam etmiş. Balkan Harbi'nde de Kuzey Ege adalarını vermişsin. Bak 12 adalarla Kuzey Ege adaları farklı. Yani fiilen zaten sen bütün adaları kaybetmişsin. Hiçbir şey yok ortada. Evet. Lozan'da aksine bu heyet gidip 2-3 adayı kurtaralım diyorlar. Yani bu Çanakkale Boğazı'ndaki adalar önemli bizim için stratejik olarak. Gökçeada, Bozcaada. Lozan'da aslında adaları alıyorlar. Yani fiilen kaybedilmiş yerlerden bir kısmını geri alıyorlar. Meis'i alamıyorlar. Meis tartışması yapılıyor. Ben onu da okudum. Meis'te karşı tarafın verdiği cevap şu. Kardeşim burada Türk yok. Yunanlar yaşıyor. Dolayısıyla bu misak-ı milli perspektifinden de sizin olamaz. Dolayısıyla bir tartışma yapılıyor adalar üzerine. Lozan'da adalar kaybedilmekten ziyade adalar kazanılıyor aslında. Bir takım adacıklar da kazanılıyor. Hı-hı. Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adası da kazanılıyor. Hikayeyi yine burada Kadir Mısıroğlu büküyor. İsmet İnönü çuvallamıştır. Ya Lord Curzon sürekli örnek verir. Ya Lord Curzon İsmet İnönü'yü artık şey yapmıştır. Yani sen bak sürekli her şeyi reddediyorsun. Hiç yola gelmiyorsun. Ben sana bunu ödeteceğim demiştir. O hikaye vardır biliyorsun, hı-hı, değil mi? İsmet bak bütün hayırlarını alıyorum cebime koyuyorum. Yarın parayı benden isteyeceksin, o zaman göstereceğim sana diye. Yani o heyeti büyük bir hezimet ve veya Batı'nın uşaklığını yapmakla suçlamak biraz da değil. Çok fazla haksızlık. Şimdi aynı tartışmayı Kadir Mısıroğlu 1943'te de yapıyor. İşte 1943'te Almanlar Türkiye'ye 12 adaları teklif ediyor. Bu adaları alın, siz de bizle beraber savaşa girin. Aslında savaşa girin değil de sen bu adaları al diyor. Şimdi insanlar da şunu sorguluyor doğal olarak. Hani bu adaları niye bize veriyorsunuz? Yani sonuçta senden bir beklenti var kardeşim. Yani Almanya, evet, bu adaları sana bırakıyorsa onun beklentisi de seninle beraber savaşa girmen. Veya hani savaştan sonra düşünsene Almanlara yenildiğin. Yani yenildi zaten. Almanlar 43'te teklif ediyor. Abi İsmet İnönü savaştan uzak durmaya çalıştı. Çok basit. Bu yaptığı en önemli işlerden biridir bu arada dış politikada. Büyük de bir başarıdır. Gelip yani 1943'te bitmiş Almanya. Yani Almanya'nın artık yenileceği belli olmuş 43'te. Gelmiş sana diyor ki adaları hadi sen al İsmet. Onu kabul eden aptaldır zaten. Buradan İsmet İnönü'ye vurmak çok garip. Ya sen orada girsen adaları alsan seni ne yaparlardı? Yok ederlerdi, duman ederlerdi. Sadece işte 1943'e kadar Türkiye tarafsız tire biraz pro Nazi durduğu için işte Nazilere krom falan satıyoruz biz. Sonrasında Stalin işte Erzurum'u, Kars'ı, Mars'ı istedi. Türkiye o yüzden NATO'ya kaçtı sonra. Yani aslında o pozisyonda bile bu kadar zorlanıyorsun. 12 adaları aldıktan sonra bayağı gırtlağına çökerlerdi yani. Aynen. Diyelim şimdi saçmalıklara bakalım. Tamamen saçmalık olan. Tamamen artık saçmalığın da saçmalığı
diyebileceğimiz şeyler. Bak bence yine işte bu Lozan tartışması, yani bu bir tartışma olabilir. Burada bence bir saçmalık yok. Bir fikirdir. Şey gibidir mesela, Galatasaray Bayern Münih'le oynadı. Ya Okan Buruk öyle yapmayabilirdi. Veya daha hücumcu olabilirdi, korkak oldu falan. Bunları dersin. Alternatifini de bilmezsin. Counterfactual'ını da bilmiyorsun. Evet, olabilirdi. Olmayabilirdi. Türkiye çok daha fazlasını kazanabilirdi Lozan'da. Bu cümle doğru. Ama şartlar bunu da getirmiş de olabilir. Çok da azını da kazanabilirdi. O yüzden ben ona bir şey demiyorum ama şunlar. Şimdi gelecek olanlar, evet bunlar biraz. Burada artık abi ne bu abi diyorsun. Shakespeare 500 sene evvel yaşamıştır. Shakespeare İngiliz değildir. Ne Shakespeare'den evvel ne Shakespeare'den sonra. İngiltere'de bu adamda bir isimde bir adam daha gelmemiştir. Shakespeare'in aslı şey pirdir. Pir, üstad, ihtiyar, şeyh pir. Ve Shakespeare gizli bir Müslümandır. 500 sene evvel Shakespeare'in yazdığı tiyatro eserini bugünkü bir İngiliz çocuğu okusun, bugün yazılmış gibi anlar. Alman harbi devam ederken komünist Rusya'da Stalin emretti. Kumlara Ayet-ül Kürsi okuyun, Alman ordusunun üzerine serpelim. En azından maneviyat takviyesi için komünist bunu yaptırdı. Karl Marx bir cinnidir. Benden duyun. Ben onun doğup yaşadığı yeri gördüm. Trier'de doğmuştur, Almanya'da. Trier minare boyu kayalıkların olduğu bir yerdir. Trier onun çocukluğunun geçtiği yerdir. O kayalıkların dibine gider düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şerir cinnilerdir. Şerir cinnilerdir. Ahmet Cemil Akıncı diye bir emekli albay vardı. İlk kitabını ben yayınladım, Hilallerin Gölgesi'nde diye. Alakası yok. Marx'la hiç böyle bir bu devamlı Marx'la hiç alakası yok. Bir adam bir anda kitap yazmış. Bir günde, iki günde eksiksiz hatasız kitap yazmış. Ona cinniler yazdırıyormuş. Yani Marx'tan bağımsız. Cinlilerin kitap yazdırabildiğine dair bir kanıt. Bir kanıt. Hani o adam yazmış. Evet, evet. Ya şimdi bunları yani çürütecek bir durum da yok ortada. Yani işte hani ne bileyim, Shakespeare Shakespeare'dir. Efendime söyleyeyim, Stalin... Hiç bu teoriyi görmüş müydün? Shakespeare teorisini. Mesela Francis Bacon mı diyorlar Shakespeare gerçekten? Bilmiyorum. Yani böyle birkaç tane isim var. O dönemin İngiltere'sinde işte edebiyatta ünlü isimler. Bunlar aslında Shakespeare mahlasıyla yazdı da. Hiç Shakespeare'i ben görmemiştim. Ya Shakespeare'in hani kim olduğu... Yani bunlar tartışma konusu. Ama hani bunun bir Müslüman ve Shakespeare... Ben, hani bu çok acayip bir şey. Yani Mu kıtası falan. O şekilde Mu kıtası hikayesi. Abi hani Marx'ın cinli oluşu ya. Stalin'in işte Ayet-el Kürsi üzerinden Stalingrad'ı savunması falan. Hani ne diyebilirsin ki buna? Düşünsene bak, tanka yaklaşıyorsun o kadar. Ve kum alıp atıyorsun. Yani hani bu çürütmeye bile değmeyecek bir saçmalık yani. Çok acayip. Yani ama Stalin, ben videosunu çektim, görmüşsünüzdür. Militan ateist bir adam, hani din saçmalıktır. Dinin deisine inanmayan bir adam. Dinin deisine inanmıyor, inanılmaz karşı. Bunu cahillerin işi olarak görüyor. Hı-hı. Bu adam oturacak generalleriyle konuşurken. Ya general Zhukov diyecek. Maraşal Zhukov. Bir taktik buldum. Biz bu Almanları durduramıyoruz. Kral adamları vardı, Maraşal Zhukov. Zhukov aynen, hı-hı, büyük adam. Biz bir taktik buldum. Ben bunu deneyelim. Ne yapalım Stalin yoldaş? Ayet-el Kürsi okuyup atalım ya. Bu, ne diyeyim ben buna yani. Bu nasıl bir fantezi? Acaba gibi. Hani Kadir Mısıroğlu'nun böyle çok yaşlandığı dönem mi bu? Hani kaynağı var bu arada. Kaynak ne biliyor musun? Yine şey gibi bir hikaye. O dönem Sovyet ordusunda görev alan bir Müslüman biri böyle birine şöyle demişti. Anladın mı? Şey tarihçi. Fısıldı tarihçi. Bu şey ona öyle demiş, buna böyle demiş. O zaman bir Kazak asker varmış. Salladım, Kazak olmayabilir. Müslüman bir asker varmış. Onlar böyle yapıyormuş falan. Saçmalık işte. Evet. Saçmalık. Ama mesela bunları izlemek de keyifli. Güzel hikayeler sallıyor, salladığı zaman. Ya şöyle abi, Kadir Mısıroğlu YouTube canlı yayının böyle gerçeğini yapıyormuş zamanında. İşte böyle random sorular geliyor. Hani evet. İşte bir anda Selahattin Eyyubi sorusu geliyor. Sonra işte Lozan sorusu geliyor. Oradan işte komünizm sorusu geliyor. Böyle aslında hani YouTube canlı yayının gerçeğini yapmış bir adam. Bir de her soruya spontane böyle acayip bilgilerle ve acayip iddialarla cevap verebiliyor. Şurada şu oldu, bu oldu, bunu dedi, onu dedi. Yani orada bir başarı da var. Bir başarı da var ama yani iddialar... Bir de bak, iddiaları test etmek şöyle zor oluyor. İzliyorum şimdi ben bir şey bulmak için. 10 dakikada 15 tane şey söylüyor. Ulan, evet, hangi birini kontrol edeceksin tek? Tek araştırma. Bir videosu var, onu da siz izleyin. Buraya koymadık. İşte Girit Yunanlı değildir. Türkiye'de doğum kontrolü ne Rockefeller Vakfı milyarlarca dolar harcamıştır. 5 dakikada 4-5 tane şey söylüyor. İşte Hindi'ye Türk derler çünkü Hindi böyle kavaran bir hayvandır, işte böyle bir millettir Türk milleti. Hangi birini kontrol edeceğini şaşırıyorsun. Şeyin rahatlığı, internetin olmadığı bir dünyada hani bunları sallamak çok daha kolay oluyor. Evet. Yani bunları böyle ortaya atmak çok daha kolay oluyor. Millet nasıl bunları böyle kontrol edecek? Şu an biz çok hızlı bir şekilde kontrol edemiyoruz ki, biz bile aslında kontrol ederken zorlanıyoruz. Çünkü mesela ben aynı şeyi Yalçın Küçük'te de yaşıyorum şu an. 20 tane iddia var. İşte bilmem ne köyünün asıl ismi şudur. O İbranice
şu anda gelir. Bakıyorsun şimdi o köy neymiş diye. Aynen, o köye bakıyorsun, o köyün ismine bakıyorsun. O işte İbanice karşılığını, anladın mı? Bir sürü şey var. Şimdi bunu işte böyle ne diyelim, 20 sene önce salladığında muhtemelen insanlar inanıp geçiyordu yani. Bazıları doğru da bu arada ama büyük resme baktığında çok fazla zaten karşı tarafa zarar vermek için, Kemalizme, Atatürk'e zarar vermek için bilinçli bir şekilde söylemiş yalan var. Bir sürü de uydurma iddia var. Mesela İsmet İnönü diyor ki ölmeden önce Ermeni alfabesinde kaç harf var diye sordu diyor. Ölüm döşeğinde kalkmış böyle ölmeden önce bunu söylemiş. Son cümlesi buymuş. Şimdi baktım buna. Ermeni alfabesi değilmiş mesela. Yunan alfabesini soruyormuş. Kızı şey gibi anlatıyor. Babam böyle ilginç şeylere meraklıydı. İşte yatarken işte bize böyle sorular sorardı diye anlatıyor. Hı. Alıyor bunu buradan. Hop Ermeni alfabesini sordu. Bak Ermeni. O gün o dönemin gazetelerinde de vardır diyor. Baktım gazetelere yok. Öyle bir şey yok. Ermeni alfabesini sordu gibisinden. Yani doğrular da var ama mesela. Bir konuşma var. Yunan alfabesi soruluyor. Anladın mı? Ama hep bir çarpıtılıyor. Çarpıtılıyor. Evet. Ya biraz aslında Kadir Mısıroğlu'nu anlamaya çalışabiliriz şimdi. Yani son aşamada. Niye böyle ve neyi temsil ediyor Kadir Mısıroğlu? Bir boşluğu dolduruyor. Ve o boşluğu doldurduğu için de bu haliyle bir şey olabiliyor yani. Önemli bir figür olabiliyor. Ve o doldurduğu boşluğu da şöyle anlayabiliyorum. Senin dediğin şey etki tepki. Yani Türkiye'de Kemalizm hegemonya sürekli hani işte Kemalizm şöyle iyi böyle iyi. Özellikle yani 2000'lerin başlarına kadar çok daha böyle yani bir olmuş. Resmi ideoloji var. O resmi ideolojinin bir anlatısı var. O anlatı sürekli tekrarlanıyor, korunuyor. Belki abartılıyor. O anlatabilirleri de tabii rahatsız oluyor. Her ülkede bu olur bu arada. Evet. Yani böyle etki tepki olur yani. Bir şeyi çok abartırsan veya bir şeyi çok hadi kardeşim böyle olacaksın dersen tepki olur. Aynı şekilde bugün mesela sen insanlara dersen ki hadi dinler olun. Hadi dini benimseyin. Birileri der ki ne alaka kardeşim benimsemeyeceğiz. Adamı sen vurarak dindir edemezsin. Burada da benzer bir şey olduğu için tepkisi de böyle absürt olabiliyor. İşte fazla olabiliyor. İşte Kadir Mısıroğlu burada işte Baba Ali'yi tanıyan, Cağaloğlu'nu tanıyan, hani o dönem Kemalist reformların başladığı dönemdeki işte bürokratları, yazarları, bilmemleri tanıyan ve onları şimdiki döneme aktaran bir tarihçi, bir meddah, bir hatta yer yer aktivist bir figür olarak öne çıkıyor. Bir de şeyi bak gör. Kadir Mısıroğlu'nun hayalinde bir şey var işte. Emperyal veya ne diyelim? Güçlü bir Türkiye. Etkili bir Türkiye. Şimdi bu da güzel bir hayal birçokları için. Anlıyorum yani bunu. Hani Musul da bizim olsun. Kerkük de bizim olsun. Evet. Biz 1771'den beri toprak kaybediyoruz falan işte. Neydi? Kaynarca'dan beri toprak kaybediyoruz. 76 herhalde. 76 ha. Yani toprak da kazanalım. Yani bu anlatıda insanları mutlu ediyor. Gururunu okşuyor. Ya, milli gururunu okşuyor. İridentist bir şeyi var. Hani toprak evet. Kazanma şeyi. Bir de ben bunu Almanya'ya çok benzetiyorum. Çünkü Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra abi 1. Dünya Savaşı'yla da beraber Kuzey özellikle bu Polonya'daki toprakları falan kaybediyor. İşte oradan zaten Polonya çıkacak. İşte diğer ülkeler falan çıkacak. Ve çok uzun süre Alman muhafazakar siyaseti bu kayıpları sindiremiyor. Hani tekrar o yaşam alanını kuracağız. Tekrar birleşeceğiz. Tekrar oradaki Almanca konuşan nüfusa birleşeceğiz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile ama artık o biraz tabu olmaya başlıyor. Bize de aynı şey söz konusu. Yani biz de aslında o toprak kayıplarını sindiremiyoruz. Yani bir takım insanlar sindiremiyor ve onun siyasetini yapıyor. Doğal bu yani. Evet yani Musul falan. Benim anlayamadığım bu da şu ama şimdi bence Türkiye tarihine baktığın zaman o sindirilemeyecek toprak kaybı Rumeli'dir. Yani Rumeli'nin gitmesi büyük bir travmadır yani. Kemalist elit içinde bu böyledir. İttihat Terakki elit içinde bu böyledir. Uzaktan bakınca da bana böyle gelir. Yani Türk yurdu Rumeli Türk yurdudur neredeyse. Orada kaybedilmiştir. Yani Musul, Kerkük, Suriye, ne bileyim Mısır buraları kaybetmişsin. Bu bir travma mıdır Türkiye için? Bence pek bir travma da değildir. Sence travma da mıdır? Yani Mısır senin toprağın mıdır? Şöyle abi orada işte başta demiştim ya daha böyle Türk-Sünni çizgi Rumeli'yi bir yabancı olarak görüyor zaten. Rumeli'yi belki Müslüman olmayan ya da Batı'ya daha yakın olan bir taraf olarak görüyor. Yani Rumeli Anadolu kadar, Anadolu'ya benzer Türk'tür. Anadolu kadar demeyeyim. Yani, ama orada onların açısından söylemek istediğim. Yani onlar mesela belki Suriye'yi, Irak'a daha yakın görüyorlar. Abi, Mısır'la yakın. Bizim ne yakınlığımız var? Yapmayın gözünü seveyim. Bu sana anlatmıştım. Aziz Nesin'in de şeyin hikayesi var. Murat Bardakçı'nın. Hmm. 1980'lerde işte havalimanında Aziz Nesin'i bırakmıyorlar, salmıyorlar. O sırada Murat Bardakçı da orada. Aa Aziz Bey falan diyor. Araya giriyor. Toparlıyor onu. Çıkartıyor, kurtarıyor oradan. Aziz Nesin etrafa bakıyor. Diyor ki Murat bak şunlara. İyi ki buraları kaybetmişiz diyor bak. Yoksa bunlar bizim vatandaşımız olacaktı. Yani bizim Mısır'la falan ne işimiz var? Bizim derdimiz bize yetiyor bak. Bu toprak kazanma hani büyüyelim arzusunu anlıyorum ama o büyüme yanında bir bagajla da geliyor. Yani Mısır'ı aldığı zaman Mısırlıları da alıyorsun. O yüzden bu şeyleri bırakalım. Bizim Mısır'a falan hiç gerek yok. Hiç Mısırlara da gerek yok. Şu ama abi ilginç. Bak ne? Kadir Mısıroğlu, Necip Fazıl ve bunlar o İslamcılığın o yükselen işte artık çevre mi dersin, Kemalist rejimin tam karşısında konumlanan gruplar mı dersin? Onlar ilk çıktıklarında epey marjinal gruplardı. Hı-hı. Anlattıkları, çizdikleri siyaset. İşte bunun içinde... O işte, baskıdan dolayı değil mi ama? Tabii yani baskıdan dolayı ama zaman içinde işte Milli Türk Talebe Birliği falan bunlar hı-hı. Çok aslında toplumun marjinal kesimlerini temsil ediyorlardı o dönem için. Sonra bu siyaset giderek genişledi ve bugün aslında merkeze oturdu. Biraz yani, daha merkeze gider. Evet. Ama teorik olarak şu da olabilir. Ya bir şey çok baskılarsan karşı taraf marjinalize de oluyor. Marjinal sesler daha çok duyuluyor, daha çok talep görüyor. Hı-hı. Yani bütün bu baskılar hiç olmasaydı belki daha makul bir anti-Kemalizm orada işte
çıkabilir miydi? Çok kuvvetli bir kopuşun bir sonucu bence bu. Yani şimdi Kadir Mısıroğlu'nun söylediği bir şey var. Biraz yine kışkırtacağım ama doğru. İşte Mustafa Kemal istiyor ki her şey benimle başlasın. Bu doğru aslında. Şöyle çünkü tabii. 1923 devriminin öncülü 1908'dir. 1908'den sonra hatta daha da geriye de atabilirsin de hani Abdülhamit'tir 1908'in kadrolarını yaratan bir noktada değil mi? İşte modernleşme, eğitim kurumlarının... Tarih zaten böyledir. Yani orada bir sürekli bir kopuş ve devamlılık beraber hareket ediyor. 1923'te çok ciddi bir kopuş anlatısı var. Kopuş olmasa bile. İşte ne bileyim aslında laikliğin temelini, Harf İnkılabı'nın temelini biz İttihat ve Terakki'de bulabiliyoruz. Cumhuriyetçi tartışmaları bile bulabiliyoruz. Bunlar gökten inen tartışmalar değil. Ama sonuçta bir rejim kendini yaratırken kendini tek ve biricik gibi anlatır her zaman. Halbuki bir devamlılığın sonucu. Bu ciddi kopuş Kadir Mısıroğlu gibileri daha anlamlı kılıyor. Çünkü diyor ki Osmanlı, işte Abdülhamit bilmem ne. Ben şimdi görüyorum ki Kadir Mısıroğlu biraz merkeze oturdu ama o kadar da merkeze değil. Çünkü AK Parti Atatürk'le o kadar kavga etmiyor artık. Veya AK Parti'nin genç kuşağı o kadar Atatürk'ü dışladığını sanmıyorum. Ben de. Hatta tersten bak. Mesela ben de kendimi öyle bir siyasi partinin içine konumlandırmıyorum ama Abdülhamit de o kadar kavga eden bir figür değil. Aynen. Yani onu da bir tarihsel bir şahsiyet olarak görüyorum. Yıkılmakta olan bir imparatorluk var. Bir yandan modernleşme çabası var. Bir yandan kendini baskı rejimi var falan filan. İttihat ve Terakki'de bir şeylere çözüm arıyor. Aynen. Yaptığı büyük yanlışlar var. Aferin abi. Yaşar helal olsun. Yani, İttihat ve Terakki yorumunu çözüm yaptı şu an. Şimdi benzer bir şekilde Mustafa hani hatalar ama bir şeyler bir beraber hareket ediyor. İşte o dönem yani o Kemalist dönemde çok ciddi kopuşlar bu tarz böyle radikal fikirleri doğuruyor. Bu dediğim bana şunu da düşündürttü. Abicim Osmanlı da hayal ettikleri yer değil. Yani Osmanlı hayali bir fiktif bir Osmanlı anlatısı var. Osmanlı imgesi var aslında. Ya Osmanlı son döneme baktığın zaman değil mi? O Fes'in bile mesela sen diyordun ya. Fes bir modernleşme sembolüdür aslında. Evet. Değil mi? Veya Osmanlı son dönemindeki kadrolar. Osmanlı Sarayı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en modern yeridir zaten. En batılı yeridir. Padişahların senin gider o batı musikisinin de besteler yapar opera ne bileyim. Dinler, opera dinler. Opera dinler. Onlar gibi giyinir. Onlar gibi konuşur. Dolayısıyla orada anlatılan Osmanlı da gerçek bir Osmanlı değil. Fiktif bir Osmanlı var. O fiktif Osmanlı belki hani 19. yüzyıl Osmanlısı değildir de 16. yüzyıl Osmanlısıdır. 15. yüzyıl Osmanlısıdır. Oradaki Fatih de onların hayal ettikleri Fatih midir? Hmm. Fatih Sünni Müslümanlığın lideri midir? Yoksa Fatih Roma'nın İmparatoru mudur? Evet. Yani Fatih kendisini Roma İmparatoru olarak mı görür? Yoksa Karamanlıların şeyi mi olarak? Yani Kaiser olarak görüyor kendini. Yani Türk Sünni bir imparatorluğun şeyi mi? Başı mı? Yok. Kayseri Rum değil mi? Evet Kayseri Rum. Diyelim. Başka bir sözün yoksa. Ya Kadir Mısıroğlu o anlamda bana şeye benzetiyorum işte. Bu aslında Türk modernleşmesinin böyle merhalelerinde önemli kopuşlar var. Mesela 1839 hani işte Vakai Hayriye. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması önemli bir eşik açıyor. O kaldırılmasıncılar ve 31 Mart ayaklanmacısı olanlar. Hı-hı. Biraz daha bana işte Kadir Mısıroğlu'nun olduğu taraf gibi geliyor. Yani reaksiyonlar geriye doğru gidelim. Bu geriye de böyle illa normatif bir anlamda kullanmıyorum. İtica falan deme şimdi karikatürize etme. Hayır geriye gidelim onu işte normatif bir anlamda söylemiyorum. Evet. Hani direnç anlamında söylüyorum. Yani. Evet. Diyelim yavaştan kapatalım. Parçalıyoruz'un bu bölümde Kadir Mısıroğlu'nu patlattık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok daha hızlı büyürüz. Biz sizinle varız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Güzel bir video oldu.